8 yıl önce ben bunlarla çalıştığım için özellikle benim burada bildiğim birçok şey var. Doğayla ilgili. Yani burada o kadar çok doğaya zarar veriliyor ki özellikle şu dere yatağında normalde hiçbir şekilde çalışılmaması gereken bir nokta. Bugün siz de görüyorsunuz, belli bir süreden sonra bu suyun berraklığını, güzelliğini hepiniz şahit olacaksınız. Bu suyun içinde yaşanan o kadar güzel, özellikle balıktan bahsedeceğim. Yavrulama mevsimi olsun, birebir ben bunlara şahit oldum çünkü sürekli gidip ben bunları izliyordum. Yani burada hiçbir şekilde hiçbir hayvanın yaşama alanını bırakmadılar, daralttılar. Bugün yıllar önce, daha önce burada belki 20.000 tane koyun beslenirdi burada. Yılın 4 ayı, 5 ayı sürekli koyunlar beslenirdi. Bugün yani yaklaşık bir 2 ay önce öz amcaoğlumun belki birkaç tane koyunu telef oldu. Sadece bu suyu içtikleri için. Onun dışında adamların yani hiçbir şekilde kimseyi muhatap almıyor. Bir tane emekli albay gelmiş buraya. Sadece ismini biliyorum, soy ismini bilmiyorum. Adam hiç kimseyi muhatap almıyor, hiç kimseyi tıkmıyor. Diyor ki devlet benim, her şey benim, istediğim her şeyi ben burada gerçekleştireceğim ve hiç kimse buna müdahale de etmeyecek. 5 gündür biz burada, bu çadırı da bugün getirmişiz, burada oturma eylemi yapıyoruz. Herhangi bir taşkınlık, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir şey hiçbir şekilde yaşanmamış. Bizim istediğimiz tek bir şey var. Sonuna kadar hiçbirimiz buradan ayrılmayacağız. Ta ki istediğimizi elde edene kadar. İstediğimiz şey bu. Derhal bu ocakların kapatılması, hiçbir şekilde bizim bu coğrafyada artık madencilik çalışması olmayacak. Biz bunu hiçbir şekilde istemiyoruz. Adamlar yıllardır burada neler yaptıklarını, nasıl zenginleştiklerini, nasıl şey yaptı. Bizim talebimiz para falan değil. Hiçbir şekilde onların ne parasını istiyoruz, ne de herhangi bir şeyini istiyoruz. Sadece bizim bu bölgeyi terk edilmesini, başka hiçbir şey değil. Bugün bizim köyde arıcılık var. Burada da yakın çevrede. Hiçbir şekilde millet o kadar gidip arı alıyor, para veriyor ve sezon sonunda hepsi birden ölüyor. Hepsi bu maden oksitinden dolayı, maden asitinden dolayı. Şu suyun güzelliğine bak, böyle bir dere atağında bir kere çalışma izni olmamalı. Bunu devlet de biliyor, bunu bütün yetkililer de biliyor. Yani bir an önce sadece ricamız bu. Bir an önce bizim bu coğrafyayı terk edip gitmeleri, millet köye geri dönüş yapacak. Millet gelip burada koyununu besleyecek, büyükbaş hayvanını besleyecek, arısını besleyecek. Yani bizim tek niyetimiz bir an önce bu insanların buradan defolup gitmeleri. Başka hiçbir şey yok. Daha maden işletmecilik faaliyetleri başlamadan önce şu Şine tarağından dönmüş olsaydınız yüzlerce metre yürüyecektiniz, su yüzünü görmezdiniz. Neden? Hep üzüm bağları, ceviz ağaçları, söğüt ağaçları kafa kafa vermiş. O masmavi suyun içinde cirit atan balıklar ta ki şelaleye kadar. Bugün maden işletmecilik de vadiye girdikten sonra pikniğe çıkmak isterseniz çalı çırpı toplamaya başlayacaksınız. Bundan dolayı tarımcılığı öldürdüler. Bize oksijen veren meşe ağacımızı bitirdiler. Doğa, şu anda bizim vadide bir doğa katliamı var. Her yer delik deşik. Yaşam 14.000 insanın yaşamsal alan şu anda tahrip. Daha önceden bu vadide binlerce küçük baş hayvan aylarca besleniyordu, otlatıyorlardı. Bugün 10 keçinin otlatma şansı kalmamış. Yani neticede sözün kısası bu 14.000 insanın yaşamsal alanı bitirdiler bu maden işletmecilik. Hiçbir iddia, hiçbir vaat yok. Artık bu işletmeciliğin sona ermesi faaliyet. Zaten bir çat raporu almışlar. Bir bölge için, bir nokta için, bir alan için, alan kapsamının dışında onlarca galeri açmışlar bunlar. Hep kaçak. Biz geldikten sonra 4 gündür biz buradayız. Biz geldikten sonra kaçak olan galerileri kapatmaya çalıştılar. Onları da suç hissi yakaladık. Bunları telefonla arkadaşlarımız telefonlarına çektiler ve somutlaştırarak, raporlaştırarak avukatlarımıza teslim ettik ve yasal işlemi başlattılar zaten. Bizim sonrasında bizim bu bölgede en değerli besin kaynaklarımızdan bir tanesi arıcılık. Arıcılık bitti. Suyumuz kirlendi. Yaşamsal alanımız bitti. Millet köye dönmek istiyor, dönemiyor. Nasıl döner? Yaşamsal alan yok. Dere yok. Dere yatakları değişti. Dağ kalmadı, taş kalmadı. Orman kalmadı, bir şey kalmadı. Amacımız budur. Maden işletmecilik faaliyetinin durmasıdır. Başka hiçbir iddiamız yok. Yasal çerçeve içerisinde anayasadan kaynaklı hakkımızı kullanacak ta ki sonuna kadar, sonuç verinceye kadar da biz buradayız. Abdülhüler resminin aşırıdır. Kıştırma eylem kirime bedovede eylem ola. Abdülhüler hatı kapot kirim. Valilik götürmemde kontrol kay. Keşfe inepiş. Sadece Rusya'da bu tünele kay. Kara tüneli. Avizbeleri en uzunda sırçı tünele dekirim. Tensat tünele dekirim. Yani maharkol 2000-4000 patır veri kudan ki amhane şengiz kekir. بیشتر محمد تاریخ بود. آب کنار همه شویدیت کپوت که این تو صدا پوده کشیده بیش. همه قاچاقن. اما همه قاچاقن چون رسمی نین ورگیسیز.